eseri geçince ayılırlar. İkisini de başka odaya kapat. Kale komutanını bul bana. Tamam. Ben sana inanıp itimat edip sadaret mührümü emanet etmedim mi? Ne vakittir sen benim emrimi çiğneyecek hale geldin? Benim hain dediğimi nasıl iş tutarsın? Ben cezasını kesmişim. Ben! Makbul İbrahim Paşa. Yoksa devletin adaletini mi? Yoksa sen beni devletten ayrı, başı bozuk biri mi sanarsın? Sadrazam paşam. Sus paşam. Sen lisan-ı halle konuştun zaten. Düzeltmek için çaba gösterdim paşam. Hayır. Sen hüküm düzeltmiyorsun. Sen haddini aşıyorsun. Senin katlin devlet için vaciptir Celi Paşa. Başıya diyeceğin varsa söyle. Sonra ardından gel paşa. Emri ferman Vezir Azam paşamızındır. Sen boşa çabalıyorsun Ayaz Paşa. Ne demek istersin? Hükmü veren alalade biri değil. Altı tuğlu makbul İbrahim Paşa. Ben bunu bilerek geldim payitahta. Ben Allah'ın izniyle şehit olmak için buradayım. Allah şehadetini makbul etsin. Lakin sen bu kadar çok mu severdin Çelebi'yi? Hem Çelebi'yi hem devletimi çok severim. Bile bile bir kibre kurban giden Çelebi'nin hain olarak anılmasını istemem. Amenna. Amenna. Allah samimiyetinin karşılığını verecektir evlat. Duan şehadet şerbetimi içmem olsun paşa. Ne oldu söyle? Harita nerede? Lütfen harita nerede? Işık mı? Işık ne? Lütfen bir şey söyle. Çabuk.
eve gitmiyorum. Ben Çelibaşı'ya diyeceğimi dedim paşam. Eğer benden bir emriniz yoksa huzurdan ayrılmak isterim. Seni huzura kabul etmemin sebebi şahit olmam. Neye paşam? Çelebi'nin haklılığına dair. Delinin peşine düşen sen değil misin? Duymak da senin hakkın değil mi? Siz ne emrederseniz, ben emre uymakla mükellefim paşam. Siz ne duymamı istiyorsanız duyarım. Bitir. Dur. Ayaz Paşa'ya ver. Ki bize mi yoksa bir haine mi itimadı var? Birlikte görelim. Siz beni figani diyebilirsiniz. Ben bir avareyken tabip Şah Mehmet'in talebesi oldum. Öyle bir çağda yaşadım ki Allah'ın İslam'ı, dini mübine bu devlete, bu çağı nasip ve müessir etsin. Vezir Azam Paşam, ben devam etmesem. Oku. Devam et. Nice bakiler, nice Mimar Sinanlar, nice Hayrettin Reisler, nice Sultan Süleymanlar nasip etsin. Allah yolunu şaşıranlara aman ve fırsat vermesin. Beni koruyan ve kollayan devletimizin yetiştirdiği, hünkârımızın göz bebeği olan Defterdar İskender Çelebi'nin yolundan ayrı koymasın. Çünkü o dürüst, devletini seven biriydi. Dur! Yazan kim? Bilmiyorum paşam. İsterseniz devam etmeyeyim. Devam et paşa. Bana gelince, bana bir şiir söylediğim isnat edildi. Dü İbrahim, Ahmet ve Dari Cihan.
yeki büt, şeki şüt. Diğer büt, nişan. Bu söz dilden dile dolandı. Cihan Tapınağı'na iki İbrahim geldi. Biri put kıran, diğeri ise put diken oldu. Ben bundan biriyim. Ben de bunlardan biriyim. Ama devam et. Bu sözler benim. Şair Figani'nindir. Ben avareyken hakkımı veren Çelebi'nindir. Ve dahi hünkârım Süleyman'ındır. Ben bunlardan biriyim. Amenna paşam. Amenna. Siz dediğiniz gibi bundan berisiniz. Bana bunu yazanı bul. Ayaz Paşa. Paşam. Bunu yazan zindanda değil mi? Bunu yazan ya toprak altında ya da cismiyle benim karşımda. Çok uyudunuz. Tebrik ederim. Meyamirali ve kralı esir aldın ha? Sen ne yaptığını bilmeyen bir delisin Barbaros. Seninle anlaşabiliriz. Kaleden çekilip sana bağışlayabilirim. Benimle pazarlık edebilecek vaziyette değilsiniz. Askerler bizim esir olduğumuzu anladığında teklifim geçerli olmayacak. Tüm askerler hücuma geçtiği zaman. Etrafı kolaçan ettim. Tüm askerler vazife başında. Kimse bizden şüphe etmiyor. Âlâ. İşittin. Bütün askerlerin vazife başındaymış. İtimat etmişken sen beni mi aldatıyorsun?
Anlamadım paşam. Ne aldatması? Elinde getirdiğin delilden ne çıktığını biliyor musun? Beni ne hale koyduğunu biliyor musun be adam? Beraberdik paşam. Koyduğum yerden beraber aldık Çelebi'nin emanetini. Ben kendimden eminim. Senden başka kim biliyor? Derviş baba. Delili aldım ama hata ettim. Hayır mı çıkar, şer mi? Bilemedim. Vaktiyle yaşlı, fakir bir adam yaşarmış. Bu adamın kıratından ve oğlundan başka kimsesi yokmuş. Ama atı o kadar güzelmiş ki... ülkesinin kralı... büyük paralar vererek atı satın almak istemiş. İhtiyar da iyi de bu benim gözümde sadece bir at değil ki. Bir dost, bir insan dostunu nasıl satar ki demiş. Eşraf da adama akıl vermeye kalkmış. Eğer atı satarsan zengin olursun. Ahir ömründe de rahat edersin. Gel inat etme. Vergisin demişler. Lakin ihtiyarı kararından döndürememişler. Bir gün at kaybolmuş. Köylüler de demiş ki keşke bizi dinlemiş olsaydın. Şimdi ne at var ne de para. Öyle değil demiş ihtiyar. Karar vermekte acele etmeyin. Sadece at kayboldu demekle yetinin. Zaten gerçek de budur. Siz atımın kaybolmasının hayır mı, şer mi olduğunu bilemezsiniz. 15 gün geçmeden Kırat yanında vahşi atlarla birlikte birden eve dönmüş. Köylüler sen haklı çıktın. Atının kaybolması şer değil. Meğer ki hayırmış. Şimdi bir sürü atın olacak demişler. Karar vermekte gene acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Sadece atın diğer atları yanına alarak döndü deyin yeter. Bilinen gerçek de bundan ibarettir. Gelecekte ne olacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Acele etme diyorsun yani. Hayrı da şerri de yaratan Allah'tır. Neticeyi de hakikati de bilen yalnız O'dur. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Kaledeki bütün kapılara kilit vurdun değil mi? Gün doğmadan bütün tedbirleri aldım reis. Askerler bir şey sesse bile bir müddet tutar kapılar. Turgut reis nerede? Söylediğin gibi kalenin dışında. Haber bekliyorlar. Hala. Şimdiki tertibimiz ne reis? Oraya hem kaleyi fethetmeye hem de haritayı bulmaya geldik. Kale elimizde sayılır. Haritanın peşine düşebiliriz. Vakit dar. Askerler vaziyeti fark edecektir. Onlar vaziyeti fark etmeden haritayla alakalı malumat almamız şart. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Salih. Seninle konuşmam gerekir. Hayır olsun inşallah. Thank you.
epey soğuk. Biraz bekle. Birileri gelince üstüne bir şey isteriz. Biri gelene kadar bekleyemem. Başka çaren yok. Müsaade et de şu şömineyi yakayım. Yakabilir misin? Ben hallederim. İyi o vakit. Geç. Baksana şuraya. Kırmızı duman. Hemen haber ver. Paşam. Çeribaşı'nı yakalamışsınız. Yakaladık. Zindana attık. Fakat senin söylediğin gibi delille gelmedi. Nasıl olur paşam? Abimle beraber delil almaya gittiler. İçeriye de takip ettirdim. Sahte bir delille geldiler. O vakit tertibi öğrendiler. Ayas Paşa bize olan itimadını yitirmiş. Bize karşı iyice cephe almış. Ben sizin emrinizdeyim paşam. Bu meseleyi halletmem lazım Şahsufar Hatun. Ayas Paşa'nın attığı her adımdan haberim olacak. Paşam, daha evvel ne yapmak istiyorsa bana sorardı. Lakin şimdi yanına yaklaştırmıyor. Bana Çelebi'nin yazdığı delili bulacaksın Şahsufar Hatun. Orası senin hanen. Ne lüzum gerekiyorsa yap. Emri ferman, vezir azam başımızdır. Şarkini'de Doğa'yı da esir ettim. Allah'a hamdolsun. Bir tertibim var. Canımı iste, canım feda reis. Kalenin altını barutla dolduracağız. Bütün kaleyi havaya mı uçuracağız? Evet. Turgut Reis dışarıda. Benden haber beklemekte. Top atışlarıyla kale yerle bir olacak. Lakin masum halka zarar vermek istemem. Ne yapacağız? Papaza git. Fişek işareti verildiğinde halkı emniyetli bir yere götürsün. Şehrin altını barutla döşemişsin. Emniyetli yer neresi? Kalenin güney cephesi. Ne mahzen var ne bir yol. Kayalıktır orası. Kimseye zeval olmaz. Eyvallah. Anladım reis.
vaziyet ne olacak? Ne vaziyet? Şarkeni esir aldığına göre benim vazifede nihayete erer inşallah. Şalken ölmeden senin vazifen sona ermez Salih. Babacığım, müsait misiniz? Buyur kızım. Size bunu vermek istiyorum. Nedir bu? Benim suçsuz olduğumun delili. Cebren aldığınız itirafname mi? Hayır baba, kadının kendi itirafı. Madem ki kadın kendi itiraf etmiş, neden mahkemeye çıkmaktan korkuyorsun? Mahkemeye çıkmaya korkum yok. Mesele zaten kapandı. Ortalığı bulandırmanın lüzumu yok. Bunu iyi sakla. Bu işin peşini bırakmayacağım. İsterseniz size kadını da getirebilirim. İstemez. Ben kadınla konuştum. Nasıl bir korku saldıysanız tek kelime bile etmedi. Korkudan değil baba. Haklı olduğumdan etmemiştir. Müsaadenizle. Dur. Bir emriniz mi var babacığım? Konağa askerler geldiği vakit. Sen neredeydin? Yazlık köşke gitmiştim. Neden? Bir nedeni yok. Şu kofe. Bana doğruyu söyle. Niçin gittin? Halam istedi gitmeme. Demek ki askerlerin geleceğinden haberin var, öyle mi? Hayır baba. Halam söyledi gitmemi. Sizin artık nizama çekme vakti gelmiş. Şu kofe. Bundan sonra benden habersiz adım dahi atmayacaksın. Anladın mı? Anladım baba. Güzel. Çık şimdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Barutları doldurabildiniz mi? Doldurduk. Eyvallah. Dikkatli olalım. Reis gelmeden harekete geçmeyeceğiz. Tedbirimizi aldık. Tek bir yerden ateşleyeceğiz. Eyvallah. Bu vakit kazamız mübarek ola. Amin. Çabuk! Emrin dersiniz! Yürü! Kaçar kale boşuna çıkacak. Emrin dersiniz! Komutan Rüzzato! Söyle. Bacadan kırmızı duman çıktı. Ne demek oluyor bu? Tehlike işareti. Esir alınmış olabilirler. Emin misin? Eminim efendim. Komutanımızdan başka kimse o dumanı kullanamaz. Samimisin sanmıştım Pargalı'yla pazarlık yaparken. Öyleydim. Çok da iyi para vermişti. Niye döndün? Pargalı'nın ömrünün uzun olmayacağını anlayınca. Payitahtta herkes siyaset yapar. Ama son kararı
padişah verir. Herkes iş çevirebilir. Ama padişah istediği zaman çarkı durdurur. Öyle değil mi? Osmanlı mülkünün padişahı tüm nizamı kurar. Tüm nizamı tekrar kurar. Eğer isterse... Maria, benimle geleceksin. Her şeyi anlatacaksın, yürü. İndi, de bakayım gayrı. Harita nerede? Çok kişi soruyor bu aralar. Başka kim sual etti? Luna. Luna? Onun ne alakası var? Bilmiyorum. Ama Luna'nın buraya geliş sebebi harita. Babamı da zindandan o harita için kaçırmak istedi. Ve kaçırdı. Ama ölümüne de o sebep oldu. Yerini bilir mi? Hayır. Sadece ben biliyorum. Ve sizin için ne kadar önemli olduğunu da biliyorum. O vakit bilirsin ki o haritayı senden alacağım. Alırsın. Tabii anlaşırsak. Ne istersin? Bu adadan çekilin. Ben de size haritayı vereyim. Tek şartım bu. Aksi takdirde canımın emniyeti için o haritanın yerini asla söylemem. Reis'ten haber gelmedi. Ne eder o gayrı? Gelmezse tertibi tatbik edeceğiz. Emir böyledir. Emir dediğin kaleyi havaya uçurmak. Onlar içerideyken olmaz. Kandiyeli. Emir böyledir. Ümit edelim reis geri gelsin. Hem senin daha mühim bir vazifen daha vardır. Emret reis. Kaleyi havaya uçurmak için bize bir top gerek. Lakin ancak gemiler de var. Fena teyakkuzda olman icap eder Bülbül. Allah etrafta kalenin gemileri vardır. Yareli doğru der. Zor bir vazife. Gemilere gözükmeden küçük bir tekne yardımıyla bizim açıkta bulunan gemiye gideceksin. Topu alacaksın. Leventlerle bir buraya geri geleceksin. Becerebilecek misin? Evelallah. Lakin duama dur ki ben dönmeden reis işi bitirip tanmış olsun. Amin. Amin. Sen mi söyledin Defterdar Çelebi'nin burada olduğunu? Evet. Kaçak bir adamı. Hatta idam hükmü verilen birini. Neden ihbar etmeyeyim? Benim hanemi, çerileri mi bastırdın sen? Mesele o değil. Sen bu devletin paşasısın. Niçin itaat etmiyorsun? Şahsı var. Benim bağlılığım devletime ve dahi hünkârıma, İbrahim Paşa'ya değil. Yanlış yapıyorsun. Yanlış insanlarla yol yürüyorsun. İbrahim Paşa devlettir. Verdiği emir de devletin emridir. Geri başını sen koruyamazsın. Ki koruyamadın da. O yüzden boş yere İbrahim Paşa'yı karşına alma bir daha. Şansı var. İdam edilecek Çeri de, katledilen İskender Çelebi de suçsuz. Bak da,
adalet de yerini bulacak. Sıra sana da gelecek. Sen de yaptıklarının hesabını vereceksin. Papaz efendi. Ahali için dua ederim. Ne olacak halimiz? İyi olacak. Reis tertibini yaptı. Kalenin altındaki mahzenler barutla döşeli. Hedef noktaya atış yapılacak ve kale havaya uçacak. Ya ahali? Ahali de ölür. Onu da düşünmüş. Patlamadan evvel bir fişek atılacak. İşaret olacak bu. İşareti gören herkes kalenin sırt tarafına gidecek. Oraya bir şey olmayacak, merak etmeyin. İyi tertip. Lakin tüm ahaliyi haberdar etmemiz lazım. Ayrıca askerlerin de duyulması elzem. Merak etmeyin. Ahali düşmanını da dostunu da bilir. Benim sözümü dinler, inanır. Lakin siz sözünüzü tutacak mısınız? Tutacağız inşallah. Bizi hayal kırıklığına uğratmayın. Bu halk için bir ümit oldunuz. Ümitsiz bırakmayın bizi. Ben reisimi tanıyorsam canını verir ama sözünden dönmez. Sizi kurtarır, merak etmeyin. Maria haritanın yerini söylemez. Lakin Luna da bildirmiş haritayı. Sebebi? Ben de merak etmekteyim. Adayı nasıl bilebilir? Şah Suvar Hatun'un beni görüştürmek istediği tüccar. Luna mı? Eğer öyleyse o vakit en evvelinden beri bize oyun oynamakta. Ama ve lakin yardımlarını da gördün. Gemiden haberi bize uçuran o. Anlamak güç reis. Anlamaktayız paşa. Anlamaktayız. O sebeptendir ki Bağdat da benimle geldi. O geldiğinden beridir de bütün işler daha da karıştı. Peki Maria? Haritayı bize vermesi için ne ister? Onu bırakmamızı ve buradan gitmemizi. Lakin bu mümkün değildir. Hünkârımızın emri. Bu kale fethi olacak. Haritayı bulmamız şart. Lakin masum halk bizden nusret bekler. Bu demektir ki reis. Yine düşman kavi. Talise bu. Öyle. Sen bu Luna'yı sever misin? Gönlün var mıdır? Yaman sual. Cevap. Gönlünde aşk var mıdır reis? O aşk zatın ve sıfatın bizzat kendisidir. Tüyün ve kanadın, havanın da uçanın da kendisidir. Avcının ve avın, hedefin ve hedef edilenin, talibin ve matlubun kendisidir. Evvelin ve ahirin, sultanın ve tebaanın, kılıcın ve kının bizzat kendisidir. O hem bahçe, hem ağaç, hem ağaç hem meyvedir. Lakin benden şey değildir Luna. Gayrı yuvasız kuş, kanatsız tüydür. Avcıdır, avı yoktur. Ne ağaçtır, ne meyve. Sen yine bu kadar emin olma reis. Bu kadar emin olma. Bakarsın, her şey olur. Benim devletime, sancağıma mani ise hiçbir şey olmaz paşa.
askerlerim geldi. Bu taraftan. Komutan var ya bu taraftan. Çabuk. Nasıl haber aldılar? Ben uçurdum. Daha çok adamını öldüreceğiz demek ki. Yuna, silahları al. Kıpırdayanı vur. Artık benimlesiniz. Burada üç kişiyiz. Senin elinde ise iki tane tabanca var. İkinizi vururum. Üçüncü yaşar. Ama hangi ikinizi vuracağım? Buna karar verebilir misiniz? Selamünaleyküm paşam. Aleyküm selam dermiş baba. Defterdar Çelebi'nin hünkârımıza yazdığı mektup sende mi? Ben de paşam. Mektubu da sen mi yazdın? Niçin aldın? Pargalı'yı yeterince tanıdım zaten. Fena mı yaptım? Yo yo. Hayır. Asıl hatayı biz ettik. Saraya girdiğimizde derdest ettiler Çelebaşı'yı. İbrahim Paşa bizi bekliyordu. Asıl mektup bende. Lakin hünkârımıza nasıl vereceğimizi bilmiyorum. Hünkârımızın huzuruna varamadan emaneti üzerimizden alırlar. O hatayı bir kez ettik. Paşam bunun bir yolu olmalı. Dışarı çıkmalı. Askerler baskın vermiş reis. Kapıları zorluyorlar. Nasıl haberler oldu? Maria haber uçurmuş. Nasılını bilmem. Lakin tüm askerler Maria'yı ve dahi Şarken'i esir ettiğimizi biliyorlar. Ne yapacağız? Gayrine vakte kadar dayanır kapılar. Çok değil. Kemankeş Paşa, sen Seyidi Ali ile birlikte kapılara git. Eğer kapılar dayanmaz ise bileğinize kuvvet. Sen? Benim bir tertibim var. Dayanın yeter. Çok istediğin adayla aranda sadece silahlar var Luna. Çok konuşma. Söyle. Haritayı nasıl bulurum? Eğer beni vurarak o haritayı bulacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Yanlış yol. Hem Barbaros da aynı soruyu sordu. Ne dedin? Senin de haritanın peşinde olduğunu söyledim. Yani Barbaros'u biliyor mu? Ondan saklıyorduysan evet. O da haritanın peşinde olduğunu biliyor. Söylemiştim. Eğer bizimle ittifak yaparsan her şeyi alırsın. Artık haritayı alsam bile Barbaros daima peşinde olacak. Eğer bizi bırakırsan Dorian'ın tüm vaatleri vaadindir. Düşün, Barbaros artık sana güvenmeyecek. Eğer sizi bırakırsam
Barbaros'la bir daha aynı yolda yürüyemem. İşte aşkın saflığı burada başlıyor. Evet be aslanlar. Müdafaa gemilerinin hepsi uyuyordu. Yanlarından geçtik gittik. Hiçbiri görmedi. Ula Bülbül. Vallahi şimdi vazifen ha bu topları ha buraya getirmek olmasaydı. Şimdi elimizde tam 5 gemimiz olurdu yani. Hak. Yarar mı işine Deli Cafer? Yarar reis, yaramaz olur mu? Sadece biraz temizlenmesi gerekiyor o kadar. Ben mesafeleri hesapladım. Kavisli bir şekilde atacağız gülleyi. Sonra da tam istediğimiz yere düşecek. Velev ki düşmedi. Velev ki düşmedi. O zaman kale değil. Biz yanarız. Güllenin düşeceği yer barutları aldığımız Mahsin'in ilk istifi. Orada barutlar tutuşmaya başlayacak. Sonra yavaş yavaş kalenin burçlarının altındaki mahzenlere doğru ilerleyecek. Sonra bütün kale havaya uçacak. Bu yolların altı barut dolu. Ve bütün kaleyi dolaşmakta. Güverç ile mahzeni olmayan tek bir yer var. O da burası. Halk da buraya gelecek. Şimdi reisimin de içinde olduğu kale havaya uçacak. Böyle ha? Havaya uçacak. Gözünüz dönmüş sizin. Kendi arkadaşlarınızı öldürecek kadar gözünüz dönmüş. Biz bugünlere emre itaat ederek geldik. O yüzden biz galip, siz mağlupsunuz. Siz ölümden korkarsınız. Biz şehadete koşarız. O yüzden biz galip, siz mağlupsunuz. Lakin benim Hayrettin Reis'e itimadım tam. O buraya gelecek, yetişecek inşallah. O zaman o kale yerle bir olacak. Deli Cafer, her şeyi hazırla. Akşama kale havaya uçacak. Yani reis kalede olsa da kaleye atış yapılacak dersin, öyle mi? Bülbül kardeşim. Hayır, reisimin buyruğu böyle. Demişsin, öğrendim. Her şeyi anlatacağım Bay Boros. Anlatacaksın ve hesabını vereceksin. Yürü. Her şeyi anlatacağım. Vakit dar. Buradan çarpışarak çıkamam. Etraf asker dolu. Şimdi ben içeridekilerle dışarı çıkacağım. Sen burada kalıp bana haritayı getireceksin. Mari haritanın nerede olduğunu biliyor. Hala güvenini kazan. Bana güvenmez ki. Hayatını kurtarırsan güvenir. Bir tertibim var. Sen de o tertibe uyacaksın. Bak, her şey bittikten sonra bana haritayı getirince hesaplaşacağız seninle. Peki. Bana bak Tuna. Ne halt ediyorsun, neler karıştırıyorsun bilmiyorum. Lakin bana haritayı getirirsen itimadımı tekrar kazanırsın, bilesin. Şimdi beni iyi dinle.
önce yaşayan ölüler gelecek. Kılıcımız kavi olsun. Varsa açılır Kemal Keşke. Hayrı, hepiniz önüme düşeceksiniz. Ağır yürüyen, ağzı boş laf yapan, haddi aşan olursa kafasını uçururum. Siz Türkler cesursunuz. Ah, bir de aklınız olsa senin aklını bir karış havaya uçururum. Geç hadi. Geç. Demek haritayı almaktan vazgeçtin. Etrafımda o kadar çok ihanet eden oldu ki. Haritanın peşini bıraktım. Luna. Gayrı sen de esir misin? Yerin hep bizim yanımızda aslında. Ama geç kaldın, yanımıza gelmedin. Yürüyün. Hadi. Halacığım, müsait misiniz? Ne istiyorsun? Derviş Efendi gelmiş de babamla konuştular. Ne konuştular? Neden bu kadar merak ediyorsun? Lovely. Ne konuştular diyorum sana? Sakin ol hala. Senden bir ricam var. Hı. Babama ticaret yapmak istediğimi söyledim. Fakat bana izin vermiyor. Sen bir Veziri Azam Paşa ile konuşsan da bana bir berat verse. Ben senin için Vezir-i Azam'dan hiçbir şey istemem. O vakit ben de babamla dervişin konuşmasını hiç duymadım.
kılıç sesi duyarsan hepsi ölür. Ne derse yapın. Hemen geç başa. Kel Kenan. Seyda Ali. Sen de Luna'yı alasın. Reis. Dediğim yap. Ardından gel. Gayrı en ufak hareket eden olursa beyinlerini dağıtır. Ne diyorsa yapın. Açılın. Seni affedebilirim. Ben affedilecek bir şey yapmadım. Yaptın. Ana, Vezir-i Azam'a, sultanına ihanet ettin. Harp meydanında benim yanımda değil, hain safında durdun. Çelebi hain değildi. İkbal ve gücümle tehdit etmeye kaldı. Beni sefer sırasında düşürdüğü vaziyetten haberin yok mu? Onu vazifesinden azletti. O durdu mu? Askerini istedim, verdi mi? Hem emrimi dinlemedi, hem de saygısızlık yaptı. Çeliler gelmek istemedi. Kes! Sana son kez sorarım. Hünkârımıza yazdığı mektup nerede? Bilmiyorum. Bir hain uğruna öleceksin. Türk'e güvenmekle hata etmemişiz. Bu kale er ya da geç feth olacak. Bu kale burçlarında Türk sancağı dalgalanacak. Bu kalede ezan okunacak. Kılıçlarını bırakıp eman dileyen askerlerin canı emniyette ola. Kılıç çekmeyen halkın canı emniyette ola. Din adamlarının canı emniyette ola. Bugüne dek bu kalede zulüm gören halk hür kalacak. İşte resimden titrediğiniz komutanınız. Babasının katili bir kalleştir. İşte Avrupa'yı titreten kralımız. Kılıcımızın ucunda. Bakın, size demiştim. Dediğin gibi de oldu. 3-5 adam koca komutanı esir aldı. Yemankeş Paşa,
Atları hazırla. Barbaros. Artık kâfi her şey için. Kale kapısına geldik. Bırak bizi. Bu vakit askerlerine emir verip beni parçalatmayı ne çok isterdin değil mi? Ama o emri verirsen evvel sen ölürsün. Neden güçsüzsün bilir misin? Çünkü canına pek düşkün. Kendini çok sevmektesin. Fazla vakit kalmadı. Ya reisten hala bir gık yok idi Rola. Son hesabı kitabı da yaptım. Hangi miktarda barut koyacağız? Hangi miktarda ve kuvvetli topu ateşleyeceğiz? Hepsi tamam. Geriye tek bir şey kalıyor. Tak. Tek atışta işi bitirmek. Reisler. Bu iş benim aklıma yatmaz. Hangi iş Kandiyeli? Reis oradayken. Seydi Ali oradayken. Kaleye hücum etmek. Olacak iş değil. Kandiyeli. Reis böyle emretti. Reisin emri neyse ben onu dinlerim. Reis kendi canını saymazsa yiğitliğinden saymaz. Ona düşen can hesabı yapmamak. Bize düşense reisin canını âli tutmak. Ben reisin emrinden çıkmam Kandiyeli. Reisimin bir bildiği vardır. Yoksa da benim bildiğim onun emridir. Sen hesabını kitabını yap. Barut'un terkibini bitir. Kaleye akşam havaya uçuracağız. İnşallah reisimiz de o vakte kadar gelecektir. Derviş konağa gelmiş. Ayaz Paşa ile konuşmuşlar. Ne hakkında? Çelebi'nin mektubu dervişte olabilir. Şahsuvar Hatun. Kesin malumat edinmeden benim huzuruma çıkma. Paşam. Daha evvel de dediğim gibi ağabeyim yanına yaklaştırmıyor. Lakin yeğenim Şükufe konakta dilediği gibi dolaşıyor. Malumatları da o ediniyor. O zaman malumatı kim edindiyse o çıksın huzuruma. Söyleyeceklerini bana da söyler. Fakat bir arzusu var. Yerine getir o zaman. Benim yapabileceğim bir şey değil. Ancak siz yapabilirsiniz. Ticaret yapmak için berat istiyor. Mesele sadece berat değil. Sizin mülkünüzde olanları da kiralayıp işletmek istiyor. Dönün. Kapıya doğru dönün.
Açılın! Nereden bileceğiz senin esirleri serbest bırakacağını? Ben serbest bırakacağım demedim. Daha fazla yaşamalarına izin vereceğim dedim. Yanılmam. Onu seviyor musun? Çok. O halde o da seni seviyordur. Belki de sevmiyordur. Göreceğiz. Vakit doldur Reis. Her an. Geldi. Hazırla topu Deli Cafer. Reisimiz henüz gelmemiştir ola. Yar Ali, reisin emri böyle. Biz emri dinlemezsek reis çıkar gelir hesap sorar. Burada sormazsa ahirette sorar. Deli Cafer, hazırla topu. Çıldırmışsınız siz. Çekilmez iseniz kralınız ölür. Luzzatto. Sonra da Luna. Bilesin. Esirler ölür, cesetlerini toplarsınız bilesiniz. Hadi, yürüyün bakın. Akaris! Derim Seyit Ali, elimizdekiler bize yeter. Hala bizimle hala.
Ya kiralamak istediğim mülkler? Bir kısmına izin verdi. O vakit ben de bir kısmını söylerim. Bana bak. Oyun zamanı değil. Oyun sevmem. Ne söyleyeceksen söyle. Kendi başına iş açma. Çelebi'nin emaneti dervişteymiş. Hünkârımıza vermek istiyorlar fakat İbrahim Paşa'dan çekiniyorlarmış. Bana bilmediğim bir şey söyle. Madem saraya giremiyoruz, o halde hünkârımız dışarı çıksın dediler. Anne ile bırak. Göz göre göre reisimin ölmesine müsaade etmem ben. Reis yaşayacak. Yaşayacak ki yeniden emir versin. Emre itaat Kandiyeli. Vardır reisim mi bilir. Ben emri dinlerken reisime itimat ederim. Sen ise dersin ki reis mağlup olmuştur. O sebeple ölecek. Ben derim ki reis galiptir. O sebepten emre itaat etmek gerek. Huzuruna çıkmak için müsaade istedi. Kabul ettik. Lakin gelmedi. Sizden çekinip gelemiyorlardır. O yüzden hünkârımızın dışarı çıkmasını bekleyecekler. Hünkârımız dışarı çıkacak. Fakat nereye gideceğini söylemedi. Eğer nereye gideceğini öğrenemezseniz derviş mektubu hünkârımıza verecektir. Önce Başçeri'nin kellesini alacağım. Sonra da dervişten o mektubu. Ne oldu reis? Hepsini esir ettik lakin harita meselesi çıktı karşımıza. Haritayı yalnız Maria bilirmiş. Onu da bize vermeyeceği aşikardı. Şimdi ne olacak? Luna vardı. Vaktiyle beraber yol yürüdük. Ona itimat ettim. Bir tertiple Maria'yı kurtardı gibi gözüktü. Şimdi işimiz itimada kaldı. Nasıl? Maria Luna'ya itimat edip haritayı verecek. Biz Luna'ya itimat edeceğiz. Haritayı bize getirecek. Her şey hazırdı. Toplara taşlanacaktı. Halk da bize itimat etmiştir, toplanmıştır. Şimdi ne olacak? Bekleyeceğiz. İki vazifemiz mevcut. İlki kaleyi fethetmek, diğeri haritayı bulmak. İkisi de olmadan buradan gitmeyeceğiz. (Gülüyor)
Herkes dediğiniz yere gitti. Ne oldu? Hani saldırı? Hani Barbaros? Hani bizi kurtaracaktınız? Belli ki aksilik oldu. İşler yolunda gitmedi. Gördük. Esirleri aldı çıktı Barbaros. Her şey elindeydi. Ama bizi bıraktı. Esirler daha değerli çıktı. Bak papaz efendi. Ben reisimi tanıyorsam sözünü tutar. Sizi buradan kurtarmadan da hiçbir yere gitmez. Sözünü tutacaktı zaten. İkinize de minnettarım. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Luzzatto, sen adamlarımın başında durdun. Onları komuta ettin. İyi bir komutanmışsın. Teşekkür ederim. Nedir vaziyet? Hadiseler gösterdi ki Barbaros'un elinde asker yok. Sadece 3-5 adam. Ama artık eskisinden de güçlü. Çünkü esirleri var. Öyle. İmparator Şerken'den bana ne diyemem? Ona yapılanlar duyulursa askerleri, komutanları, karısı bu kalede taş taş üstünde bırakmazlar. Luna sen hayatımı kurtardın. Sen olmasan o adamın esiriydim. Bunu bir sebeple yaptım. Harita. Bana borcunu bu şekilde ödeyebilirsin. Şimdi söyle. Harita nerede? Luna babam... Ölmeden önce size ne söyledi? Haritanın yerini değil. Ama onu nasıl bulabileceğimi söyledi. Nasıl? Bir kütüphaneden bahsetti. Işık vurduğunda harita kendini gösterir dedi. Son sözü buydu. Hangi kütüphane? Bir kütüphane var. Giriş yasaklı. Yasak? Ben koydum. İnsanların kitaba ihtiyacı yok. Peki. O zaman o yasağı benim için kaldıracaksınız. Beni kurtarman karşılığında babamın bana söylediklerini sana anlattı. O kütüphaneye girmek istiyorsan benim için bir şey daha yapmanı istiyorum. Neymiş o? Barbaros ve adamları çekip gidene kadar veya ölene kadar Luzzatto'yu benim emrime vereceksin. Karşılığında da kütüphanenin kapıları senin için açılsın. Yapmak lazım Gilles Reis. Turgut Reis'i dinleseydik belki o vakit kalede olurdunuz. Ben Emre'ye itaat ettim Kandiyeli. İkiniz de haklısınız. Lakin bir daha böyle bir durumda kalırsak ne yapalım Reis? Gönlünü dinleyeceksin Kandiyeli. Gönlünüzün sesini. Hazırlan. Ne oldu? İdam hükmü uygulanacak. Müsaade ederseniz ben bir abdest alayım. İmam efendi gelecek. Birlikte alırsınız. Eyvallah. Aileme bir mektup göndermek istiyorum. Tamam. Biz lüzum olanı yaparız. Allah razı olsun. Thank you.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur derviş baba. Allah razı olsun. Cümlemizden. Hünkârımızdan haber var mı? Biz davet ettik. İcabet edeceğini söyledi. Çok şükür. İbrahim Paşa. İdam hükmünü yerine getirilmesi için kararlı. Emri vermiş. Hatta İmam Efendi bile tayin edilmiş. Çeri başına çok yazık olacak ya Yahya Efendi. Kaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Denizde, karada, yerde, gökte ne varsa onun kudretindedir. O istemeden kuru bir yaprak bile yere düşmez. Olacak olanı da ondan başkası bilmez. Ne toprağın karanlıklarına düşen bir tane, ne kuru, ne yağış, hiçbir şey yok ki ona gizli kalsın. Sen gönlünü ferah tut derviş baba. Artık Maria'nın emrindesin Rüzat. Ben hep sizin emrinizdeyim. Sokaklar karışık. Emniyetiniz daha iyi. Ne planlıyorsun buna? İstediğin oldu Marcella. Barbaros haritanın peşinde olduğumuzu öğrendi. Beraber bir tertip yaptık. Ben Maria'nın güvenini kazandım. O da haritayı bana verdi. Barbaros, biz ona haritayı götürünce şehri havaya uçuracak. Ya halk? Barbaros, illa tedbirini almıştır. Haritayı bulunca ona verecek misin? Ne bulduğumuza bağlı. Yani eğer kendin bulabilirsen söylemeyeceksin hiçbir şey. Ama ona ihtiyacın olursa... Yine yanlış yapıyorsun bunu. Efendim, müsaadenizle ben gideyim. Emrinizi yerine getirmek için. Maria'dan duydukların, işittiklerin, tertiplerin... hepsini bana anlatacaksın Musa'da. İyi bir asker ol. Emredersiniz. Hünkârım, hoş geldin İbrahim. Bir hata mı ettim hünkârım? Neden böyle düşünürsün? Bir ziyaret tertip etmişsiniz. Lakin benim haberim olmadan. Bana bunu söylememeniz düşündürdü beni. Eğer bilmeden bir hata ettiysem, affınızı mazhar olmak için ne yapacağımı da söyleyin. Eğer bir hata edersen, düşünmene lüzum olmadan anlarsın İbrahim. Ziyaretimiz gizli olacak. Müsaadenizle ben de gelmek istiyorum. Bizi davet eden yalnız gelmemizi istedi. Solakları hazırlayayım o zaman hünkârım. Lüzum yok. Ziyaret edeceğiniz kişi kim ki? Sizi ayağına çağırıyor. O bizi ayağına çağırmaz.
iyiliğe, bahtiyarlığa çağırır. Sırat-ı müstakime çağırır. Karanlık. Şunları yak. Nasıl bulacağız haritayı? Bir ışık demişti Maria'nın babası. Bir işaret veriyormuş ışık. Size çok mühim havadislerim var. Neymiş? Önce şunu bilmenizi isterim. Askerler arasında bazıları beni komutanları olarak görüyor. Bana itaat ettiğin sürece mesele yok. Sizle anlaştığım sürece mesele yok. Benimle pazarlık yapmak istiyorsun. Öncesinde elinde güç olduğunu gösteriyorsun. Neymiş o mühim havadis? Luna, Barbaros'la anlaşmış. Sizi kurtarması, ona güvenmeniz için. Haritayı ele geçirmek için. Ah! Derhal Luna'yı buraya getir. Beni anlamadınız. Ben Luna'ya sadığım. Onu satmam. Sadece onun yanlış yapmasını istemiyorum. Pazarlık başlıyor. Benim kazanmamı istiyorsun ama Luna'nın da zarar görmeden hedefine ulaşmasını istiyorsun. Ben Luna'nın efendim olarak kalmasını, adaya hizmet etmesini istiyorum. Adayı bulmamalı. Barbaros onun yolundan çekilmeli. Tek çaresinin adaya hizmet etmek olduğunu anlamalı. Bunun için de düzenin korunması gerek. Şarkini Barbaros'un elinden almamız lazım. Luna adayı bulmamalı. Ve Barbaros ölmeli. Sen de iktidarını ancak böyle korursun. Nedir planın? Barbaros senin halkını kurtarmak istiyor. Senden. Barbaros'u adam etmenin yolu, onu halkınla tehdit etmen. Bize bir elçi lazım. Sadrazam Paşa'm. Hünkârımızın nereye gideceğini öğrenebildiniz mi? Söylemedi. Peki ne yapacaksınız? Hünkârımızın söylediklerinden nereye gideceğine dair bir tahminim var. Ne söyledi ki? O ayağını çağırmaz. İyiliğe çağırır. Bahtiyarlığa çağırır. Felaha çağırır. Sırat-ı müstakime çağırır dedi. Paşam, hünkârımızı en iyi siz sanırsınız. Lakin bu sözlerinden nereye gideceğini nasıl tahmin ediyorsunuz? Hünkârımız bunu bir kişi için söyledi. O da süt kardeşi Beşiktaşlı Yahya Efendi. Kral Şalken, indi diyesin bakayım. Nerede o tacın, tahtın? Nerede o çok güvenli kalen? Nerede askerlerin, hizmetkarların? İndi diyesin bakayım. Kılıcım ile senin aranda ne kaldı?
Lakin tasa etme. Seni gebertmeyeceğim. Önce kaleyi alacak, sonra hükümdarımızın huzuruna çıkartacağım. Hata edersiniz, Barbaros. Ben Avrupa'da düzeni sağlıyorum. Ben ortadan kalkarsam Avrupa karışır. Her yerde derebeyler baş gösterir. İnsanlar birbirini öldürür. Ne zannetmektesin kendini, ha? Huzurun bekçisi mi? Şarken, sen sadece zulmedenlerdensin. Birilerinin huzuru için. Kimlerin? Hı? Gayrı lordların, kontların, düklerin, soyluların huzuru için mi? Halk eziyet çekecek. Avrupa'nın nizamı böyle, değişmeyecek. Halkın ektiğiyle beslenmektesiniz. Gün gelir kilise beslenmekte, gün gelir imparatorlar beslenmekte. Osmanlı her gün daha da büyümekte. Neden bilir misin? Çünkü biz gittiğimiz yere adalet götürmekteyiz. O sebeptendir ki Sırplar, Erdenliler Osmanlı ile birlikte cenk etmekte. Benim hükümdarım adaletlidir. Avrupa'da fethettiği topraklara o toprağın yerlisi olan adaletli idareciler bırakır. Erdel Voyvodası Janusz'u tahtına oturtan hükümdarımızdır. Şimdi iyi dinlesin beni. Diyeceğim o ki, Papa'nın elinden tacını takacağına bırak, ondan daha kudretli, daha adaletli olan hükümdarımızın burnuna gir, tacını o taksın. Böylesi senin için daha hayırlı olur. Beni Süleyman'a karşı savaştığım için tahta tutuyorlar. Ben karaysam Süleyman Deniz. Süleyman Deniz ise ben karayım. Benim bittiğim yerde o başlamalı ki düşmanım olsun. Düşman yoksa krallık da yok. Beni öldürsen bile benim yerime başka bir kara gelecek Deniz'in karşısına. Ben Şalki'nin sarayında elçilik yapmaktayım. Lakin aynı zamanda elçiler Avrupa'nın düzeninin korunmasını sağlar. Şimdi Şalki'nin esir düştüğü bilinirse yarın isyan başlar. Rüzatto anlattı. Barbaros'a şehri teslim etmekten başka çare yok. Söylediklerinde haklısın. Ama şehri teslim etmeden de Şalken'i Barbaros'un elinden almanın bir yolu var. Türklerin merhameti. Yapmayın! Yapmayın!
bulamayacağız. Yok. Hiçbir yerde yok. Harita falan da yok. Işık da yok. Belki de Maria yalan söyledi. Işık. Harita. Bulduk. Kitap sırtlarına işlemişler. Hemen Barbaros'a haber verelim. Ciltleri sökün. Duma. Gideceğiz değil mi? Barbaros halkı kurtarmak istiyormuş. Onlar benim malım. Ben istiyorsam yaşarlar. Ben istiyorsam ölürler. Şimdi senden isteğim gidip bunları Barbaros'a anlatman. Ve ancak Şarken'i serbest bırakırsa bu halkı kurtarabileceğini söyleme. Onları öldürecek misin? Eğer Barbaros istediğimi yapmazsa hepsini teker teker öldüreceğim. Tasalanma Derviş Baba. Gel otur. Ferahlamıyor içim. Endişem dinmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakın bir gelecekte fitneler zuhur edecek buyuruyor. Fitne zamanında ona karışmayıp oturan kişi ayakta durandan daha hayırlıdır. Ayakta duran da yürüyenden daha hayırlıdır buyuruyor. Buyur otur. Hünkârımız buraya gelecekmiş. İcabet edeceğini söyledi. Hünkârımız sizi hem sever hem de hürmet gösterir. Devleti daim olsun. Ben de hem sever hem hürmet ederim. Eyvallah. Derviş babanın burada olduğunu işittim. Onda olan bir emanetimiz var. Onu almaya geldim. Bende bir emanet var da o size ait değil. Ayas Paşa'ya Çeri başını affettiğime dair ferman buyurdu. Eğer İskender Çelebi'nin mektubunu bana verirsen, ben de bana yazdığın mektubu unuturum. O mektubu senin yazdığını biliyorum. İskender Paşa'nın yazdığı mektuptan neden bu kadar çekinirsin Argalı İbrahim Paşa?
Devletli Makbul İbrahim Paşa ne kimseden çekinir ne de hesap verir. Emredersin reis. Haritayı buldun mu? Bana güvenmekte hata etmedin. Her şeyi anlatacaksın. Sonra karar vereceğim. Harita. Cafer! Bu kağıtta harita olduğunu söylerler. Bu perşemen sırlı. Haritayı nasıl gördün? Işık. Işık üzerine vuruyordu. Neyin üzerindeydi? Kitap sırtının üzerindeydi. Doğru söylüyor olabilir. Lakin bu kağıtların bir tabakası kitabın sırtında kalmış. Bir çaresi yok mu? Bir terkip belki kağıtlardaki sırları çözmemize kâfi gelebilir. Lakin bu öyle hemen olmaz. Tabii bir de... Bir de ne? Eğer terkibi yanlış yaparsak... Haritayı bir daha asla göremeyiz. Bu senden bahsederken pek bir met etti. Eminim ki bu terkibi halledeceksin. Turgut Reis, fişeyi tekrar at. Halk emniyetli yerlere geçsin. Haritayı aldık. Anlat İbrahim Paşa. Hünkârım, İskender Çelebi azledip vazifesinden alınca meseleyi şahsileştirdi. Sen de Çelebi'yi idam ettirdin. Evvela ihanetini kanıtladım, sonra cezasını verdim. Bu mektup meselesi nedir? İçeri başının palavralarından başka bir şey değildir hünkâr. Hünkârım. Müsaade buyurursanız mektubu size teslim etmek isterim. Hmm.
kadar mühim ki davet edildiğimiz yere benden önce geldin İbrahim Hoca. Ne yazıyor ki bu mektubun içinde bu kadar çekinesin? Ne yazdığımdan zerre kadar çekinmiyorum yani. İster açıp okuyun, ister yırtıp atın. Askerler insanlara kılıç çekiyor reis. Reisler. Esirleri serbest bırakalım mı sana? Yoksa herkesi öldürecek. Halk olan teveccühümüzü nasıl bilir? Bilmiyorum. O vakit... Elçi Batista, sen de esirimsin. Nasıl? Çünkü Şalke'nin yanında olmana ihtiyacım olacak. Yapabilecek misin? Eğer her şeyi göze aldıysanız. Eğer oku isabet ettiremezsen Şalken ölür. İsabet ettirsen bile dediğin gibi ok zehirli değilse Şarken yine ölür. Dediğim gibi ok zehirli. Bu iş burada bitecek Luzzatto. Barbaros geldiğinde sen bu uçlarda olacaksın. Kimse görmeden bu oku Barbaros'a saplayacaksın. Bu işte burada bitecek. Herkes istediğini alacak. Cafer, sen burada kal. Luna ve Marsalya göz kulak ol. Terkibini yap, haritayı çıkar. Biz kaleye gideceğiz. Emredersin reis. Yalnız, teyakkuzda olasın. Hala itimadım tam değildir onlara. Haydi.
asla. Sen git. Bırak adamların gitsin. Ben yola çıktıklarıma ihanet etmem buna. İskender Çelebi'yi haksız yere mi idam ettirdin? Hünkârım, önceden söyledim size. Bir çeri başının yalanları bunlar. Bu mektubu kim getirdi? Hünkârım, mektubu bizatihi çeribaşı kendisi getirdi. Hem de hakkında bir idam hükmü olmasına rağmen her şeyi göze alarak payitahta geldi hünkârım. Affettim. İdam edilmeyecek. Niçin idam hükmü verdin? Çelebi ile birlikte. O da ihanet etti. Madem haindi, neden affettin? Olayın esasını ondan dinlemenizi istedim. Çeribaşı. Bu esası nedir? Hünkârım, ben ve Defterdar Çelebi İbrahim Paşa'nın emrine karşı geldik. Mektup meselesi de şahsi tertibimdir. Müsaade et de anlat. Senden haberim var. Seni affedeceğim. Aileni bağışlayacağım. Paşam, benim ailem bu işi... Dinle. Benim hükmüm o vakit adildi. Şimdi de adil olacak. Sen hakikatli, sadık bir çerisin. Lakin ölenle ölümlensin. Sen kendini düşün. Aileni düşün. Bu sana son ikaz. Son teklif.
Ben bir hata ettim. İbrahim Paşa da canımı bağışladı. Hüküm sizindir hünkârım. Kaybettim Barbaros. Çünkü merhametlisin. Sana mı kaldı benim halkımı korumak? Biz nerede bir mazlum var ise, nerede boynu bükük, gözyaşlı biri var ise orada oluruz. Farkımız budur. Bakayım ne diyeceksin. Siz esirlerinizi bize vereceksiniz. Her karşılığında halk emniyetli bir şekilde buradan çıkacak. Anlaştık. Da hata etmemişiz. Var ol. Askerlerinle bu taş yığınının arasında. Sokakların sessiz kalacak. Tarlan sürülmeyecek. Onlar beni hiçbir zaman istemediler. O yüzden de beni hak etmiyorlar. Babanı çok severlermiş lakin. Çünkü onlar onun her istediğini yapardı. Çünkü baban adaletli, adil bir adammış. Daima halkına hizmeti düşünmüş. Thank you.